Merhabalar arkadaşlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum size arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınıza geçiyorum. Allah hepimize yardım etsin. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize ve bizlerin onlara daha çok yardım etmesine nasip eylesin arkadaşlar. Şimdi bugün karışık karışık karma karışık bir video yapayım istiyorum arkadaşlar. Genel olarak da benimkiler biraz karma karışık oluyor ama bu sefer karma karışık olsun. Yani futbolla ilgili konuşayım, hiç konuşmadığım siyasette konuşacağım bugün arkadaşlar. Bundan evvel bir video yaptım. 10 dakika konuştum. Böyle gayet yüze gidiyordu. Bazı isimleri söyledim. Sonra düşündüm konuşurken ki o isimlere gerek yok. isim vermeden geçelim. Yeniden başlattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siyaseti konuşalım, futbolu konuşalım, gündemi konuşalım ama şuna emin olun siz yani iki günde bir yapsam daha iyi olacak. Siz hep beni takip edenler gündemin öndesiniz Gündemi sanki ben belirliyorum denk düştü. İki gündür, iki videodur futbolla siyasetin tamamen ayrı olması gerektiğini dostlarım futbolun özerk olduğunu netice itibariyle kendi içinde kendi işini görmesi lazım. Yani kendi göbeğini kendi kesmesi gerektiğini dış işlerinde sıkıntı olduğu zaman bir üstteki kurumlarla şey etmesi gerektiğini söylüyorum. Keşke mesai içerisinde olması gerektiğini söylüyorum. Söyledim. Söylüyorum da. Şimdi siyasetten başlayalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda, Twitter'da, Face'te biraz da beni kızdırmak için konuşuyorsun, konuşuyorsun ama siyasetten ilgili bir şey konuşmuyorsun. 2011'in şampiyonu kim diyemiyorsun. Böyle bize sallıyordular. Yani biraz da belki bizi bir arkadaşınız yorumda dediği gibi Serdar abi senden beraber olsam seni kızdırırım. Kızınca daha güzel konuşuyorsun. Daha çok şey söylüyorsun diye. Evet böyle bir havaya giriyoruz. Girmek <laughs> de istemiyorum ama. Şimdi arkadaşlar. Ben bu videoyu iki yıl, iki buçuk yıl mı, iki yıl mı ne oldu? Futbol Federasyonu bölge müdürüken kurdum. Aslında böyle bir şey yapmamam lazımdı ama kurdum işte yani. Futbol Federasyonu herkese aynı mesafede uzak ve yakınız. İşte böyle yapmamak lazım işte falan filan ama ben videolarımda uzak ve yakını kollayarak Futbol Federasyonu'na söz getirmeden devam ettim. Ve bana abi yapma bak buradan şimdi sana sıkıntı gelir dediler. Ya gelirse gelse kardeşim dedim ya ne olacak yani. Benim ekmeğim buradan mı geliyor dedim. Buradan gelen ekmekten gelenle de katkı oluyor ama ekmeğin burada gelmiyor dedim. Hakikaten orada her şeyi söyleyebilecek her şeyi söyledim. 2011'in şampiyonunu söyle dediler, söyleyemiyorsun dediler dedim. Kimde kim de dediler siz biliyorsunuz bana niye söylüyorsunuz dedim. Şimdi yakın zamanda her şey ortaya çıkacak zaten bu hızla giderse arkadaşlar. UEFA'nın şey yaptığını listesinde UEFA listesinde şampiyon 2011'in Trabzonspor olduğunu söyledim. UEFA'ya iki hafta UEFA'nın yabancı futbolcu alacaklarında kartal gibi kulüplerin üstüne atlıyorsun, pençelerini geçiriyorsun avukatlarından parayı alıp o kulüple futbol yabancı futbolcularımıza verdirtiyorsun faizinden. Bunu iç karışıyorsun da. Sen bu 2011 kupası için ben cezamı verdim Türkiye'nin iç karışmam. Lafıyla kendini niye kıvırdın bir kenara atıyorsun. İç kapışıp da gelip siyasete karış demiyorlar sana. Futbolun işine bu federasyon 54 tane federasyon sana bağlı bu da bir tanesi. Oraya niye karışmadığını söyledim. Ama arkadaşlar Bunlar bir siyaset değildi. Siyasi konuşma yapmak benim işim değil. Ben siyasetçi değilim. Ben futbolcuyum. Ama bu ülkede yaşıyorum. Arkada gördüğünüz kitapları ve yanda gördüğünü göremediğiniz kitapları okudum, tekrar okudum, unuttum, bir daha okudum. Yani bunları okuyan adam da bu ülkedeki siyasetten bir haber olamaz. Herhalde bir bilgisi vardır çünkü bu, bu memlekette yaşıyor. Ama benim bir tarafa mail vermem olmaz. Ayıptır. Konumum icabı. Diyeceksiniz ki niye? Niye diyeceksiniz? Ya kardeşim bakın. İyi Parti'den Hüseyin Örs bizim kardeşimiz. Milletvekili olmadan evvel de beraberdik. Milletvekili olduktan sonra da beraberiz. Yememizde, içmemizde, oturmamızda her zaman ne zaman çağırsak yanımıza gelen bir adam. E, Koray Aydın MHP'deyken İyi Parti'ye geçti. 2001 yılında Trabzonspor'un sıkışık olduğu zamanlarda her türlü yanına gidip ne istediysek yolumuzu açan bir milletvekili kardeşimiz, bakanımız. AKP Faruk Özak'tan başlayan AKP ile ilgili size başka bir şey anlatayım. Şuraya yazayım. Hatırladım bir şey de. Ya bu yeni kuruluyor AKP. Bizim bir arkadaşımız var şeyde e, yönetim kurulunda benim elimde büyümüş. Yani ben abisiyim elimde de küçüktü. Hep evlerine giderdik. Babası benim abimdi. Telefon açtı bana ki abi ben dedi merkezi seçimine giriyorum. İlk de Trabzon'da merkez il mi, merkez ilçe mi? Dedim beni zorluyorlar abi işte girmek mecburiyetinden şudur budur isimlere vermeden. Demin isim verdim. Sen de hani yanımda görme dedim oğlum beni siyasete karıştırma dedim. Ben hep herkesteyim. Yok yazıyorum dedi. Yazdı. Merkez ilçe seçimini kazandık. Trabzon'da AKP'nin ilk listesinde başkan yardımcısı olarak listeyi kazanan listenin içerisindeydim ben. 7 saat, 8 saat sonra, 10 saat sonra istifa etti. Toptan istifa ettik. Niye? Abisi devlet kurumlarından birindeydi. Ona telefon açtılar. O da ona telefon açtı. Oğlum benim geleceğimi engellersin falan dedi. Bak bunların hepsi isimlerin hepsini kapatıyorum. O da bıraktı. Biz de bıraktık. Yani bırakmasaydı biz oradan belki de milletvekili bakan falan da yürüyecektik. Memleketimize, ülkemize faydası olsun diye. E biz Faruk Özaklan beraber sonra Faruk abi geldi. Faruk Özaklan beraber her çağırdığı yere gittik. Ankara günlerinde İstanbul'da 60-70 tane futbolcuyu arkama dizerek Başbakan o zaman Tayyip Erdoğan'dı başbakan. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bakanların önünde, mikrofonların elinde bütün futbolcuları tanıttım. Oradan çıktık futbolcularla meclis ziyaret ettik. CHP'ye uğradık. Biz zaman zaman dernekle ilgili sıkıntılarımız olduğu zaman 3-4 sene böyle Süleyman Soylu'nun yanına gittik İçişleri Bakanımızın. Berat Albayrak'ın yanına gittik. Küçük Hamdi, Ali Kemal, ben, işte birkaç tane futbolcu, Turgay Semercioğlu, derneğimize şöyle şöyle yapacağız, bir yer alacağız, bilmem ne edeceğiz. Her türlü yardımı istedik. Salih Çora'dan istedik, Muhammed Balta'dan istedik, Ayşe Sula'dan istedik. Şu anda il başkanımız Doktor Sezgin Mumcu'dan istedik. Adnan Günler'le konuşuyoruz. Ya bunlar bizim için siyasetçi değil ki bunlar bizim kardeşlerimiz. Biz onların abileriyiz. Faruk abi bizim abimiz. Rahmetli Haydar oğlu. Türkiye Partisi bağımsız Türkiye Partisi'nde Hüseyin Baş. Konuşuyorum, dinliyorum, etrafını bakıyorum, bilmem ne diyorum. Ben e, şu anda şey Akif Hamza Çebi, Ahmet Kaya daha dün telefondan konuşup düğünümüze çağırdım bunların hepsini. MHP il başkanlarını, eski il başkanı Bekir Tarım hepsi benim arkadaşım ya. Ya ben bunların içerisinde nasıl taraf olayım yani? Arkadaşlar, sporcu taraf olmaz. Sporcunun bir fikri vardır. O fikrini gider sandıkta atar. Zaten bizim sporcularımız taraf olduklarını açık açık gösterdikleri için bu futbol piyasası, futbolcular halkımızın gözünde ivme kaybettiler. İvme kaybettiler. Bildiğin doğruyu söyleyeceksin. Söylenebilecek doğruyu söyleyeceksin ama taraf olmayacaksın ya. Tabii ki herhangi birinin işini yapabilmek için bir şekilde ee, birine yardım edebilmek için iktidar partisinde tanıdığın, sevdiğin bu, bu yörenin insanların yanına gidebilirsin. Gerek yok ki bizim yörenin insanının yanına gitmez. Bugün Ordu Belediye Başkanımız da şu andaki Trabzon'daki bir maçta oturuyoruz dedi ki abi diyor Serdar abi Serdar abi bir şey vardı ya Tutsuz Deli Bekir Tutsuz Deli Bekir dedi. Bizim Bekir abiyi çağırdık. Onun hastasıydı. Derneğimizde. Yani şimdi biz ben nasıl siyasi taraf olabilirim arkadaşlar? Ama bir şey yaptıracak olduğum zaman da tabii ki Faruk abi'nin yanına gideceğim, Süleyman Bey'in yanına gideceğim, Berat Bey'in yanına gideceğim, Cumhurbaşkanımızın yanına gideceğim gidebilirsem. Bunda ne var? Ama bunun dozunu iyi ayarlamak lazım arkadaşlar. Bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Futbol Federasyonu Başkanımızın yaptığı gibi yapmamak lazım. Hem icazet al gel hem icazet alanları kov. Olmaz. O yüzden dostlarım şu andaki türbinlerimin sağımızda olan yani maçlarda olan taraftar bağırmalarının gündem olduğu bu günlerde Fikir beyan etmeye bir gerek yok. Spor sporun içerisinde kalmak zorunda. Arkadaşlar. Ha canım onlar yapmışlar. Yapan'a da niye yaptın veya niye yapmadın diye bir şey söylememek lazım. Çünkü taraf oluyorsun. Her bağrılana, her yazılana inanmayın arkadaşlar. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanımız gazeteden okuduğum kadarıyla yani doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Maçlara taraftarın girişini engelleyelim demiş. Ya kardeşim. Ya ayıptır ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya sen yardım etmek istediğin insanlara dahi yaranabilmek istediğin insanlara dahi yaptıkların bu kelimeler doğruysa zarar veriyorsun ya. Sayın Cumhurbaşkanımız veya diğer siyasi e, erk bunu ister mi senden zannediyorsun ya? Bu daha çok ters tepki yapar. Ya kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Yapmayın ya. Her şey mecrasında yürür. Kimse kimseden de korkmaz. Dostlarım. Bırakın kendi haline. Dalga nereye vurursa vursun. Dalganın önüne set Koysan da seti yıkarlar. Bırak. Siyaseti karıştırma futbolun içerisine. Sayın Başkan. Bugün bir beyanat okudum. Yani okuduklarımdan yola çıkıyorum. Sayın Ali Koç diyor ki bu şeyden dolayı ceza gelirse Fenerbahçe bunun altında kalırsınız diyor. Bunun altından kalkamazsınız diyor. Bu da bir sert demeç. Ya herkes herkese kılıçlarını çekmiş, başlamış kılıç sallamaya. Ya 13,5 milyon insanımız depremden sıkıntı çekiyor. Bazel maçında başlayan bir dostluk, arkadaşlık, bir ülke bütünlüğü 10 Mayıs'ta seçim gelecek diye yine başladı o yanı bu yanı gitmeye yani arkadaşlar. Siyasi konuşma yapmıyor, yapmıyor diyorsa yaptım işte siyasi konuşma. Benim siyasetim futbol ya. Ben siyasete girmiş olacaksam olsaydım 67'ye girdik ya 66'yı bitiriyoruz ya. Çoktan girmiştim ya. Anlattım size. Çoktan milletvekili aday olmuştum. Çoktan milletvekili de olmuştum. Arkadaşlar. Bu memlekette bir arabana dediler ki gel abi. CHP'nin abisi var dedim. AKP'nin abisi var. MHP'nin abisi yok dedim. Onun da Serdar abisi olsun dedim. 10 sene evvela. Ya ben girmek isteseydim mücadeleye girerdim, kazanırdım, kaybederdim. Si futbolcu siyaset konuşmaz arkadaşlar. Ve futbolun içerisine siyaset girdiği için bu hale gelmiştir. Ve siyasette futbolun içerisinde kendi girmemiştir. Futbol yönetenler, futbolla uğraşanlar siyaseti içine çekmişlerdir. Çünkü kolay para oradan bulunuyor arkadaşlar idare etmeye yönetmek için geldikleri kulüplerde hesabı kitaba bakmadan yönetici talip oldukları için ve karşılarına karşılarına büyük borç geldiği için geldiğimiz noktada mecburen siyasete gebe olmak zorunda kalıyorlar. Dönemiyorlar. Halkına demiyorlar ki halkına demiyorlar ki taraftarına vatandaşına demiyorlar. Bu kulüp batmış kardeşim. Bu kulübün kurtulması için kan içeceğiz, kızılcık çurubu diyeceğiz. Önce eziyet çekeceğiz, sonra toparlanacağız, sonra şampiyon olacağız. Bu kulüp büyük kulüptür. Bu kulübün bir ağacın yapraklarını budadık dudarsan ağaç daha güçlü büyür. Bunu anlatacak kardeşim ya. Yabancı futbolcular almaya gerek yok. Biraz sonra söyleyeceğim. Daha ve söylediklerimin bugün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış olacak. Yapmayın arkadaşlar ya. Yukarıdan aşağı söylüyorum. Siyasetçi futbola siyaseti bulaştırabilir. Çünkü en güzel şey orası. Ama futboldan gelenler buna yol vermemesi lazım. Birisi taraftarsız oynayacağız, birisi kulübün altında kalırsın, öteki resmini atacak, öteki deklarasyon yayınlayacak. Bunlar yanlış, bölünüyoruz abicim ya. Şu anda ülkenin bölünmeye ihtiyacı yok ki. Bölünmeye zaten kimsenin ihtiyacı olmaz da birlik olmaya ihtiyacımız var ya. Dostlarım. Şimdi bunu burada bırakayım. Aklıma bir şey diyelimse gene geliriz arkadaş. Yani şimdi şöyle söylüyorum ha. Futbol Federasyonu Başkanı'na da söylüyorum. Yeni geldi. Futbolla hiçbir alakası yok. Başkanlık yapmış Antep'te. Normal hayatında da ee, yaşam hayatında da güzel yerlere gelmiş değerli bir kişi ama konu futbol talip olmuş ama mevzudan haberi yok. Yani bunlar dalgasız denizde kaptanlık yapmak için gelen insanlar. Mühim olan dalgalı denizde gemiyi limana sokmaktır. Bunlar burada bocalar. işte dalgasız e, dalgasız denize alışmış kaptan oldukları için ne yapacaklarını bilmiyorlar arkasındaki insanlar da yani yönetim kurulu oturduğu zaman akıl alacaklar ya danışmanları 50 yaşın altında ya ufaklık ya bunlar şimdi onlar ne verecekler babalarının zenginliklerinden yönetimlere gelmiş insanlar ne anlatacak sana ne akıl verecek kime danışacaksın dalgasız denizin kaptanları bunlar arkadaşlar şimdi gelelim Trabzonspor'a dostlarım sevgili arkadaşlar. Bilmem onu anlatabildim mi? Yani buradan da ne anlattık? Bak istediğimi çıkarırsınız inşallah. Niye siyaset konuşmuyorsun? Niye siyaset yapmıyorsunuz falan? Gerek yok biz sporcuyuz. Niye siyaset yapalım? Bütün siyasiler bizim küçüklerimiz, kardeşlerimiz ya. Kime telefon açsak, kime gitmek istesek bize randevu veriyor adam bir hepsi. Yani hangi parti olursa olsun, hangi dönem olursa olsun arkadaşlar. Gönlümüzde geçen vardır tabi. Onu da açık açık söylemeye gerek yok. Sandıktan atıyorsun. Namustur gizli atıyorsun. Ne çıkarsa bahtına oluyor. Şimdi gazetede Trabzonspor'un geleceğinden ilgili Trabzonspor'un düşüncelerini yazıyorlar yerel gazeteler. Yani şöyle düşünüyorum Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşündüklerini niye gazetelere versinler şu aşamada elindeki futbolcular var 15-20 tane daha maçınız var niye morallerini bozsunlar bunu okuyanlar yabancı den kendi dillerine çevir futbolcuları anlatıyorlar. Futbolcuların moralleri bozulmuyor mu? Bozuluyordur. Ama gazetede bunu yazıyorlar sanki almışlar gibi. Veya alan veren var mıydı? Onu da yönetim kurulumuz eğer böyle dışarıya haber sızdıranlar varsa o hainleri bulması lazım. Futbol takımındaki dışarı haber sızdıran arkadaşlar bulduk, toparlandık futbol olarak. Harika bir düzeyde geldik artık. E, taktiklerimizi hiç kimse bilmiyor. E şimdi madem Trabzonspor'da belki yönetimde de vardır, onlar da bulun. Çalışanlarda da var, onlar da bulun. Onları da atın Trabzonspor'dan. Çünkü böyle e, yerel gazetelerin yazdığı gibi şeyler yazılmaması lazım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ge Facebook'ta divan başkanımız Sayın Ali Sürmen bir yazı yazmış bir maçtan sonra takımımızda faydası takımımıza faydası olmayan takımımıza faydası olmayan olmayacağı da uzun zamandır anlaşılan bazı oyuncularımız var diyor. Bunların alnışında da oynatmakta da ısrardaki hatalar zinciri de hala devam ediyor. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim. Sayın Başkan. Tebrik ederim seni. Serdar Bali bunu Sezon başından beri söylüyor. Bana yetkili kişinin düşmanı diyorlar. Yetkili kişi gitsin diye mi istiyorsun diyorlar. Şimdi o zamanlar bunları benim ağzımdan duy birebir duyduğunuz halde tele videolarımda e dinlen dinlendiği halde ağzını açıp tık demediniz. Şimdi takımımızda faydası olmayan olmayacağı da uzun zamandır anlaşılan Alınışında da oynatmakta da niye ısrar olduğunu bilme hatalar zinciri olan falan filan diyorsunuz. Niye Sayın Başkan? Bak arkadaşlar size söyledim Ali, Ali Sürmen'i çok severim ben. Divan Başkan hala da senin değişen bir şey yok. İlk defa oradan buradan ona bir şey söyleyeceğim. Bunları duyuyordunuz. Niye? Ya hocayla yemek yiyorsunuz, görüşüyorsunuz ailece diye. Hocaya yanlışını söylemeyip de şimdi söyleyecekseniz o zaman ebediyete kadar susun. Zamanında söylemedinizsin Sayın Başkan. Susacaksınız. Söylemeyeceksiniz. Facebook'ta beyanatı vermeyeceksiniz. Siz divan başkanısınız. Ta başında bunun hesabını yapacaktınız. Başında diyecektiniz ki Trabzonspor'un eski futbolcusu Serdar Bali videosunda böyle böyle söylüyor. İkili konuşmalarında böyle söylüyor. Diğer futbolcu arkadaşlar da video yapmıyorlar. Karnından konuşuyorlar ama o efsane arkadaşlarımızın bari, karnından konuşuyorlar. Videolara dışarıya söyleyemiyorlar ama onlar da bunu söyler. Acaba burada ne var diye düşünecektiniz. İşte, ve bunu zamanda söyleyecektiniz. Şimdi sizin futbolcuların faydasız futbolcular var. Anlaşında yanlış var ıslarda niye niye ıslar var diye söyleme hakkınız yoktur Sayın Ali Başkan. Siz ondan oturup yemek yemeye devam edin karşılıklı olarak. Birbirlerinize hasbihal edin futbolculuk anılarıyla beraber. Gazete ne yazıyor? Şimdi ben bunları söyledim arkadaşlar size. Şimdi başladılar söylemeye. Şimdi de söylememeleri lazım. Kızdırıyorlar beni. Geçeceğim yetkili kişinin arkasına korumaya. Sen haklısın kardeşim diyeceğim. Bunlar sen bunları yaparken ağzını açmayanlar bugün konuşmayacaklar diyeceğim. Yemin ediyorum size, size bir şey anlatayım. Bak aklıma geldi arkadaşlar. 2001 yılında Mehmet Ali Bey'in karşısına geçtik. Biliyorsunuz. Özkan Sümer Başkan ben futbol şube sorumlusu işte bir şehir birleştim ve Mehmet Ali Bey seçimde kazandık biz. Ondan sonra yerel gazetemiz Karadeniz Gazetesi ve televizyon Zigana Televizyonu her akşam bana geçirdi. Talimat alınmış kaptırın tek kızabilecek en fazla sosyal yönü olan en çok saldırılacak yer Serdar Bali diye bana geçirip geçirip durdular. Oradaki iki arkadaş o günkü orada sayfa düzenlemesindeki arkadaş bana diyordu ki abi hakkını helal et. Ne oldu oğlum diyordu bana. Konuşuyor. Biliyordum. Abi sayfayı açıyorduk. Bize talimat geliyordu. Biz de başlıyorduk. Serdar Bali şöyle söyledi. Sana çok yalan haber yap. Yanlış haber yaptık. Özür dilerim. Diyordu. Orada bile biliyor musunuz arkadaşlar? Mehmet Ali Bey onlara ne demiş biliyor musun? La oğlum demiş. Aynen böyle onlara. La oğlum demiş. Saldırmayın Serdar'a fazla. O hiç olmazsa delikanlı gibi yüzümüze karşı konuştu. O beni sever yüzüme karşı konuşuyor. Arkamdan konuşmuyor. Çok pilavlar yedirdip de benim arkamdan konuştular dedi. Onlara bakın dedi. Arkadaşlar. Şimdi nereden geliyorum? Yani kızdırıyorlar beni. Geçeceğim yetkili kişinin yanına. Devam tamam mı? Etrafını şöyle bir temizlettireceğim. Bugünden kurtarırız vallahi takımı bugünden. Eğer öyle bir şey yapsın. Gel bakalım abi şu etrafımı bilmem ne, bir temizletirsin bana. Böyle bir temizlettirsin bana. Bak kafayı nasıl yukarı kaldırıyoruz. Bugünkü futbolcularla dahil geleceğe nasıl kurtarıyoruz? Ondan fark etmez. Ama kardeşim şimdi bunları söylemenin zamanı değil. Buyurun. Gazete yazıyoruz. Trabzonspor'dan ayrılacaklar. Yusuf Yazıcı, Gibabim ve Naci. Ya Zaten ayrılacaklar bunlar. Kiralık. İstesen de tutamazsın. Gazetenin yazmasına göre 5 milyon 200 bin euro maliyetten kurtaracakmışız. Ya Ne kurtaracağız ya? Onlar kiralık olduğu için gidecekler. Gelecek senelerde al, alacak bir paraları yoktu zaten. Onlar alacak bu paraya gidecek. Bunlardan temizlik. Onlara göre. Badri 3 milyon euroya Levante'den alınmışmış. Artık size gerçek fiyatları da söylemeyeceğim. Şurada yazıyor. Burada yazıyor. Gerçek fiyatlarını da söylemeyeceğim. Duruyorlar. Teklif gelmesi halinde çünkü onun piyasası varmış. Teklif gelmesi halinde bırakılacak. Kolaylık sağlanacak. Kolaylık sağlanmak ne demek? 3'ü aldık, 1'e satacağız. Batra, onu milletin ya sen bunu Hüseyin'le bir araya götürüyorsun. İspanya'nın Hüseyin'ini aldık diyorsun. Sen ne toptan anlıyorsun Serdar Bale? Sen hoca düşmanısın. Sen Trabzonspor düşmanısın. Yedin içtin bitiremediniz bu Trabzonspor'u. Sen efsane değilsin, kestanesin. Konuşmayanlar efsanedir. Konuştuğun için sen efsane değilsin diyenler. Şimdi ne diyor? Batra 2.2 milyon euro maaşı olan. Yalan. Gazetenin yazdı. Önemli değil teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. <laughs> kolaylık sağlanacak. Ne oldu? Barcelona'nın altyapısında devamında Lazurovic alınca kafalar karışmışmış. Lahtimi'ye altı maç şey verilen e, fırsat verilen Lahtimi'ye gidebilirsin diyecekmiş. Ya hani yetkili kişi aldırmıştı bunu. Bunun özellikleri vardı. 21 yaşındaydı. Nasıl gidecek? Ama arkadaşlar bakın bunları gazeteden öğrendim. Bunlar hakikaten oranın dediler mi demediler mi bilmiyorum. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Aslında o da bir yanlıştır arkadaşlar. Yani asfaltı sererler, katranı sererler asfalttan duman çıkar sıcaktır. Orada ateş yoktur yani. Katranın sıcaklığıdır. Ama bir deyim olarak yerleşmiştir bize. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mutlaka ve mutlaka içeriden alınıyordur. E geldik şimdi benim dediklerime. Ali Sürmen'in, Sayın Ali Sürmen'in, Divan Başkanımızın niye ısrar var, yanlış transfer var, faydasız futbolcular niye oynar? Doğru diyor. Sayın Ali Sürmen'i e tebrik ediyorum. Futbol oynamayanların, oynayanların yapamadığı teşhisi Ali Sürmen yapmış. Futbol oynamış da karnından konuşanların efsanelerin bir kısmı da dahil konuşamayanların şeyini demiş. Feiste ama zamansız demiş. Şimdi faydası yok. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Şampiyonluklar gitmiş. Trabzonspor zarara uğramış. 18 milyon euroluk kadro 50 küsür milyona çıkmış. Duvara çarpılmak üzereyiz. Çarpmak üzereyiz. Ve ben şimdi diyorum ki bu laflar üstüne geçeceğim bu yetkili kişinin yanına. Tabi ben geçeceğim diyorum da o alır mı almaz mı bilmiyorum. Şimdi kale duvarı biliyorsun müdafaa iyi olsun ki kalem gollemesin diyorsun ya onun etrafı çok güzel çevrilmiş, sarılmış. Oraları geçmek için sıkıntı çekiyorsun ama biliyorsun Serdar Bale için sıkıntı yoktur. Üstten zıplar, alttan kal, kaleleri deler gider ama karşı taraftan bir tane işaret gelecek, bayrak. Gel beni kurtar, gel bana yardım et diye. Ben böyle düşünüyorum ama onların gayet iyidir bilmiyorum. Ama yine yardım edeyim onlara arkadaşlar. Hani ben gitmesem bile yatmasam bile o uzaktaki köy benim köyümdür hesabı var ya. Arkadaşlar biz Suat abiyle Özkan Sümer'in tetrisatından geçmiş. Ben Zekeriya Bali'nin oğlu olarak ta o 66 yılında Sebat Gençliği'nin 3. lige çıkmak için amatör şampiyon olduktan sonra 3. lige çıkmak için Ankara'ya maça gidip Ankara Gücü'nden çıkma maçı oynarken yani kupa maçı oynarken 3. lige alınmadığı zaman sahaya çıkıp seremoniye çıkıp Ankara Gücü maçına ufacık Arif Özcan'ın elinden tutup o zaman Kaptan Turan abi miydi? Turan abinin elinden çıkıp sahaya taraftarı selamladıktan sonra protesto ederek sahadan çıkmış sebat gençliğin zamanından gelme tecrübelerimle. Tecrübelerimle. Bugün Akçabat'taki pastanelerin kurulduğu çayır bilmem ne hamamın olduğu hamam çayı hamam çayırı mı nedir? Orada futbol sahasının olduğu yerde oynamış bir insan olarak. Trabzon Lisesi'nin basket takımında oynamış. Trabzon Lisesi'nin futbol takımında oynamış. Affan Lisesi'nin futbol takımında oynamış. Amatör milli takıma gitmiş. Ümit milli takımından oynamış. Milli, A milli takımda oynamış. Bir insan olarak futbolun her tarafında futbol e, futbolun her kademesinde oynamış. Ve daha sonra Suat abi ve Özkan abinin tetkizasından gitmiş bir futbol adamı olarak şunu söyleyeyim bu arkadaşlarla. Allah'ın kitabını seversen, Zaten kazandığınız kadar kazandınız. Bundan sonra da bir sıkıntı olmaz. Takım bulursunuz. Bakın 3 senedir yatan Ersun Yanalı bile Alanya Spor alt. Gene oradan bir para aldı indirdi. Teknik direktör ya Türkiye'de arkadaşlar vallahi teknik direktör yok ya. Hani isim say deseniz 19 takıma teknik direktör yok. Dönüp dönüp aynı adamları alıyorlar. Yani Alanya Spor'a bile transfer olmuş Ersun Yanal'ın iş bulduğu yerde yetkili kişide bulur. Şimdi dik durma zamanı. Formasyonu bırakacak, düzeltebilirse. Pragmatiği bırakacak, diamond sistemini bırakacak. Birinci bölge, ikinci bölge, iki buçuk gün bölge, üçüncü bölge, geçiş takımı. Bunları bir kenara koyacak kardeşim. Yerli malı, yurdun malı. Her Türk onu kullanmalıdan yola çıkacak kasketini taktığı Suat abinin ne dedik ne bakacak deyimlerini çalıştıklarından önce atanını sonra tutanını alacak. Önce tutanını ve atanını alacak. Doğrusunu söyleyelim. Atanı ve tutanı iyi olan takımın sıkıntısı az olur. Arkadaşlar orta sahanın ortasında yani takım kurarken orta sahaya bir tane hamal alacak, bir tane beyin alacak, bir tane savunma forvetin arkasında Sürpriz golcü olarak adamı kuracaksın abiciğim. Üç. Sağ açın top getirecek, sol açın top getirecek, ortalayacak, santrofor kafaya çıkacak, vuracak. Santrofor orta sahadan top getiren orta saha futbolcularına duvar olacak. Ara pasları atacak. Orta sahadaki beyin oyunu kurarken uzun ara pasları, kısa ara paslar atacak, uzun toplar atacak. Yani kendimi tarif ediyorum bu arada arkadaşlar. Senin Orta sahanın ortasında Siopis'in oynadığı mevkide Siopis'ten daha şeyli, fizikli. Mesela Gimami'nin fiziği olur ama Gimami'nin ağırlığı olmaz. O futbolcunun fiyatı kaç lira olursa olsun alacak. Senin beklerin kademeye girecek. Hücuma çıkması önemli değil, kademeye girmesini bilecek. Sağdan gelene sol bek, soldan gelene sağ bek arkada kalecinin arkasında bile kademeye girecek senin stoperlerin çok rahat oynayacak ve oyuna sokacak olduğun, takviye yapacak olduğun futbolcuların isimli ve isimsiz geleceği olan futbolcularınla beraber Trabzonspor'un geleceğini kurtarırsın. Bu gelecekte var. Yetkili kişiye buradan sesleniyorum. Hadi yiyorsa gel beraber gidelim. Kendime iş istemiyorum, iş aramıyorum arkadaşlar. O uzaktaki köy benim köyüm. Delikanlı gibi ya aldığın futbolcuları sen demedin mi geçen seneki sağ, tüper, sağ stoper sağ stoper diye e, ortalığı yıkıyorsunuz. Şu anda bizim takımımızda yalan olmasın Enes Enes Enes'ti galiba ya stoper oynayan Batuhan Forvet Enes. Enes çok iyi oynuyor kısa zamanda yeni bir yıldız yetişecek geliyor diye diyen sen değil misin kardeşim niye oynatmıyorsun niye oynatmıyorsun ya 13 milyon lira maliyetli Batra'yı aldırdın bize. Dostlarım işte bu kadar. Atan tutan, orta sahanın ortası, orta sahanın beyni, orta sahanın sürpriz gol, golcüsü sağ açık sol açık. Sağ açık topu gidip gidip geriye vermeyecek. Rakibinin üstüne gidecek, çalım atıp geçecek. Sol açık, çalım atıp geçecek. Vakayeme gibi gidecek, yattara gibi gidecek kardeşim. Bana bekler verecek, dışarı çıkacak dinlenme olmayacak. Bekle pas atıp da çıkıyor ya arkadaş. Bekir arkadaş. Sağ çık diyecek ya. Ya bir dakika lan. Bir dakika. Nereye gidiyorsun ya? Bak ya senin yaptığın işi ben yapmayacak mıyım diyecek. Anlatayım size bir bundan ilgili bir hikaye. Rahmetli Ergun Kantarcı diye bir abimiz vardı. Size bazen anlatırım onu. Çok kaliteli futbolcuydu. Çok yüktedandı. Çok şeyler öğrendik. Allah rahmet eylesin. Anıyla ezanımız da okunuyor. Anıyla anlatayım ya. Onun eve bir anı var da hem de şey olsun arkadaşlar. Yani biraz neşelenelim tabii ama bilmiyorum ne kadar doğrudur. Şimdi daha önceki videolarda da anlatmıştım size. Çok önceki videolarda bir daha anlatayım size. Rahmetli İbrahim Cevar 75, 76, 77 yıllarında devamlı adam gönderirdi. Suat abi de İbrahim abinin selamını söyleyen herkesi idmana çıkarırdı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Güzel günlerimiz geçti onlarla beraber. Yine bir arkadaş geldi selamını göttü. bana çıkarttı. Kısa anlatıyorum. Çift kale yapıyoruz Yavuz Selim sahasında. Koydu onu sol beke. Sağ çıktı Ali Kemal oynuyor. A takım B takım ya. Ya Ali Kemal 10 dakika sonra baktı olmayacak gibiydi. Kaçtı geçti öbür tarafa. Hemen oraya Mehmet Cemil geldi. Oradan ötesini anlatmayayım. İdman bitti. Çocuğa Suat abi gönderdi. Daha kulübe daha sonra çocuk kulübe mektup yazmış. Eskiden kulübe mektuplar gelirdi. Ee, şeydeki meydandaki eski İtman Ocağı'ndan kalma şeyimiz var, kulübümüz var. Şimdi inşaat oldu. Rahmetli Sebahattin Kunduboğlu da Sadi Hoca onlara demiş ki Sadi Tekörü'ne, Salim Doğan'a falan filan. Ya bakın okuyun da kayda değerlerini çıkartın. O arada şey e, Sadi bu arkadaşın gönderdiği mektubu okumuş. Bakmış. Çocuk mektupta şöyle yazıyor. Hepsini söyleyemeyeceğim tabi. Diyor ki Suat abi diyor. Sayın Ahmet Suat Özyazı diyor. İbrahim abinin selamını söyledim beni idmana çıkarttın. Koydun Ali Kemal'in karşısına. La anasını bilmem ne etti bunu öyle. Bu Ali Kemal'i kim tuttu ki ben tutayım? Sonra idman bittikten sonra bana kardeşim yani oynaman zor İbrahim abiye selam söyle. Ulan senin de İbrahim abin de senin diye bir yazı yazmış. Böyle tabii güldük müldük falan filan bu? O çocuk sonra Karabük'e gitti. Rahmetli Ergun Kantarcı da orada. Bir maçta bir penaltı olmuş. Ergun abi böyle kilolu böyle yürümüş böyle halle halli böyle tam penaltı noktasına koyuyor beyaz var ya orayı ayağından düzeltiyor. Koyuyor böyle eğilmiş. Arkadan bu gelmiş. Rahmetli dedim. Ergun abi Ergun abi. Ergun abinin de böyle tiyatrocu nalet bir suratla ne var oğlum demiş. Ne tarafa gideyim demiş. Topkale'den dönecek ya bu gol atacak. Bakmış ona böyle. Orta sahaya, orta sahaya. Yani gol olacak bu. Niye soruyorsun? Şimdi bizim sağ açığımız sol açımız, açımız bekler bindiriyor ya. La bir dakika dur bakayım diyecek ona. Aynen böyle. Nereye koşuyorsunuz? Orta atacağım. La ben orta atmasını bilmiyor muyum? Ben rakibi geçmesini bilmiyor muyum? İki de bir zırt pırt geliyorsunuz. Sizin geldiğiniz yere sizin açığınızla gelip kapatıyor. Ben o tarafa çalım atacağım. Boş sağımı dolduruyorsunuz. İçeriye atıyorum. içeri atınca da beceremiyorum. Gelmeyin ya. Ben size bekle gelip top mu kurtarıyorum? Siz beklerin yapın. Biz açıklığımız yapalım. Zaman zaman. Oyunun gitiş hattına göre baskı yaparsınız. Bu kadar ya. Yetkili kişiye buradan sesleniyorum. Bu kadar. Futbol bu kadar basittir. Yan toplara çıkan kaleciyi alacaksın. 90'a giden topu uçurup çıkaran kaleci benim için önemli değil. Sırt pırt çıkartsın. Çıkartabilirse çıkartın. Ekstra para alır. Kucağına geleni yemeyeceksin. Bu maçta en son maçta atılan topu tutup da elinden kaçırmayacaksın. Ortalamanın üstünde bir kaleci olacaksın. Bizim takımımız şampiyonlu oynar her sene 10 milyon euro ile beraber arkadaşlar. Fazla para harcamadan ve kurtarır. Dostlarım. Vallahi kurtarır billahi kurtarır. Benim bu anlattıklarımı kimse size anlatamaz. Hepsi karnından konuşuyor, karnına girenlerin parasını oradan alıyorlar. Arkadaşlar, ölüm ölüm de dedi, hırlamaya ne borcum var diye bir lafımız var ya, devamlı söyleriz. Arada bir de borsaya bakıyorum, ne yapayım abi? Ya? Alışkanlık. Dostlarım, köy takımına bazele elendikten sonra. Döndük şimdi Ziraat Türkiye kapasına bilmem neye falan filan. Vallahi bak taraftarlarımızın taraftarlarımızın bu kötü zamanda 12-13 tane yanlış transferi yapan yönetime bunlar yanlış, bunlar yanlış, bunlar yanlış. Bunlar yanlış takımımız kötü bilmem ne oynayın dememe gerek. Bunların dediklerimizin hepsi doğru. Yanlış transferler, pahalı transferler yapılmış, takım bozulmuştu falan. Bitti bitti. Bunlar alındı ya. Bunlar bizim malımız artık ya. Bunları böyle bir kenara koyacağız. Geleceğimizi nasıl kurtaracağız? Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Nasıl döneceğiz? Birden ödeyemez. Nasıl döneceğiz? Nasıl takım kuracağız? İleriye dönük nasıl hamleler yapacağız? Bu taraftarlarımızı nasıl eski haline getireceğiz? Bilmem ne. Bunlar sadece benim anlattığım gibi tak 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 anlatacak. Ben bu siyasetle ilgili bu kelimeleri kullanmak zorunda değilim. Burası YouTube kanalım o iyiydi bu iyiydi bilmem ne diyebilirim. Ama gerçek delikanlı gibi davranmak lazım. Ben Serdar Bali gibi davranıyorum. Size anlatıyorum. Siyaseti de siyasi görüşlerimi de siyasi davranışımı da şeyi de futbolu da futbol davranışımı da her şeyi. Arkadaşlar. Vallahi de billahi de bir emekli param var. Maaş olarak birazcık da param var. De, biliyorsunuz evimiz mevimiz de var. Ya yani böyle 3 ay sonra 6 ay sonra bilmem ne bir şey olmazsa ya gidip kendimi hazırlayacağım bu takımı kurtarmak için veya bu takıma faydalı olmak için gideceğim aday olacağım. Seçerler seçmezler. Kuracağım da şeyimi kuracağım da şeyimi ekibimi gidip aday olacağım. Bir aday olursam da yapacak olduğum şey şudur arkadaşlar. Bakın o insanların huzuruna çıkacağım. Zaten beni seçme şansları yok. Aynen diyeceğim şöyle ey taraftarımız, ey halkımız, ey genel kurul üyeleri. Ben size kan, kan gözyaşı ve ızdıraf vaat ediyorum. Kan, gözyaşı ve ızdıraf vaat ediyorum. Yakın zamanda kan içeceğiz, kanımız akacak, kızılcık su kan içeceğiz, kızılcık şurubu diyeceğiz. Eziyet çekeceğiz. Yanacağız. Bu kulübü kurtarmak için çok eziyet çekeceğiz. Orta vadede toparlanacağız. Uzun vadede de şampiyonlukları el koymuş bir takımı kuracağız. Borcu harcı olmayan veya dönebilecek kadar borcu olan kendi insanınla, kendi yöresinden, yerli malı yurdun malından dönen, muz yoksa muzu alan dışarıdan, bilmem ne çikita yoksa çikita yalan atıyorum şimdi işte. Sadece sadece çok cüzi eksikleri alan bir takım yapacağım. Seçerseniz buradayız. Seçmezseniz ben size ilacı söyledim. Allah yolunuzu açık etsin. Zaten yaşım bir daha bu işe katmaz. Hadi bana eyvallah. Allah sizi takımınızdan, Trabzonspor'dan baş başa bırakıyorum diyeceğim. Çare yok. Bana o yatarsalar böyle o atarlarsa böyle. Ve hayal kuralım arkadaşlar. Kazanırsam. Kazanırsam. Kulübün gerçek zorunu biliyorum arkadaşlar. Mahkemelik olacağız. Ödemelerde sıkıntımız olacak. Bizim zaafımızdan faydalanıp ucuz gitmeye çalışacaklar. Bize mahkemeye verecek falan filan. Ben vallahi tek tek Trabzonsporlara gideceğim ekibimle beraber tırnak içinde dileneceğim bu kulüp için. Ama şunu yapacağım söz veriyorum arkadaşlar size. Siyasi ilişkilerimizi, siyasi tanıdıklarımızı asla ve asla ilişkilerimiz kesmeyeceğim ama siyasetten bu kulübü siyasetin kucağına bırakmayacağım. Bırakmır, bırakırsam terbiyesizim bırakmayacağım. Gelirlerimizden giderlerimizden bu kulübü çevirmeye çalışacağım şampiyonluk. Ama o sevinçlerimizde o siyasilerimizin bu şehrin milletvekillerinin siyasilerimizin bizim de yanımızda olmasından memnunluk duyacağım. Ama ben gidip birinci günden teslim olmayacağım. Allah aşkına bana kredi bulun yoksa bu kulüp batıyor. Ya kredi gidip bulmak için yalvaracaksan bu kulübe bu kulübe başkan adayı ve yönetim adayı olmayacaksın. Param var mı? Yok. Peki ben böyle davranırsam ya davran nasıl davranacaksın abi sıkıntıya düşersin. Ne sıkıntıya giderim? Ya benim bir tek emekli param var. Devlet benim neyi mi alacak ya? Emekli parama mı el koyacak? Koysun. Eğer ben devletten iş yapmıyorsam, Siyasetten ilgili herhangi bir beklentim veya bir geleceğim yoksa bana ancak ancak ziyarete gelirler. Ben onlara ziyarete giderim. Ama hiçbir beklentim olmadığı için doğrusunu yaparım arkadaşlar. Doğrusunu yaparım. Başkan olacak olanların da bundan sonra kim aday olacaksa, ben de aday olursam onun başka bu davranışta bulunması lazım. Kulüplerin üstünden zengin olmak devri bitmiştir, bitmeli ya, bitmeli arkadaşlar. Kulüp başkanı olduğun zaman şöyle bir faydası oluyor, doğrudur. Bir cumhurbaşkanının, başbakanın, bir bakanın yanına gitme için randevu almak için millet sıra beklerken sen Trabzonspor'un başkanı olarak ilk önce gidebiliyorsun. Bu güzel bir avantajdır. Bu avantajını işinde kullanmayacaksın ama. Dostlarım. Toplasan yaptığım 250 tanenin içerisinde bu kadar siyasi konuşma yapmadım. Dostum, dostlarım. Temel Amerika'ya geçen günü bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz Hamza diye bir arkadaşımız var. Derneğimize gelmişti. Dedi gel abi bir şey anlatayım sana dedi oturduk ondan da beraber. Her zaman bekliyoruz onda derneğimizi. <laughs> Temel Amerika'ya gitmeye karar vermiş. Öyle düşünmüş, demiş ki orada da şimdi gider gitmez iş bulamam ama okuduğum kadarıyla falan orada demiş tereyağı yoktur, süt yoktur, bilmem ne yoktur. Ben oraya bir keçi getireyim. Keçiliği sağarım. Ondan tereyağı yaparım, sütünden. sütünü satarım falan filan. Küçük bir bavul almış bir keçi almış havaalanına geçmiş işte Amerika'ya gidecek. Bakmışlar işte bavul geçmiş demiştir ki ya bu ne kardeşim demiş. Temel demiş ki bu benim köpeğimdir bırakamayırım onu demiş. Oradaki polisler demiş ki ya bu köpek köpek değil keçi demiş ya. Ya kardeşim demiş o benim köpeğimdir ya. Ben bilmiyor muyum 40 yıllık köpeğimi ya. Ya kardeşim abi buna baksana bu keçi demiş ya. Bu keçi ya. Köpektir, keçidir, köpektir, keçidir. Temeli ikna edemiyor. Ya adam demiş polis en sona ona ki ya kardeşim ya hadi diyelim köpek köpek diyorsun demiş ya. Ya baksana boynuzları var. Köpeğin boynuzu olur mu demiş ya. Temel demiş ya valla demiş kardeşim. Ben onun özel hayatına karışamam. O onun bileceği iştir demiş. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.